Zombie apocalypse. Merhaba arkadaşlar, Arş 21 kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile devam ediyorum. Arkadaşlar, artı basma nasıl olur bununla alakalı bilgi vereceğim. Yeni başlayan oyuncular için muazzam bir video ama oyunu bilen arkadaşlar için izlemeseniz de olur. Ama bir like'ınızı alırım, teşekkür ederim. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bana istediğiniz gibi mesaj göndermeyi unutmayın. Yani hiç fark etmez, hepinize cevap veriyorum. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın, teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi anlatmak istediğim şey artı basmak. Artı basmak nasıl oluyor, nasıl yapıyoruz bununla alakalı bir video. Ortalama 3-5 dakikalık bir video olacaktır, bilginiz olsun. Çok da sizin kafanızı şişirmek istemiyorum. Arkadaşlar, şimdi takılarımızdan tut, silahımızdan tut, kıyafetlerimize kadar artı basıyoruz. Peki, takılarımızı neyle basıyoruz? Takılarımızı arkadaşlar, eliksir aksesuarı ile, zaten İngilizcesinden anlayacağınız kadarıyla, takılarınız için basılabilen bir eliksir. Bir de silahlarımız için bastığımız var. Bunlar da weapon anlamına gelen bir eliksir. Yani eliksir weaponlar silahınıza, eliksir aksesuarlar takılarınıza, kıyafetleriniz eliksir projektörle, üzerinde armor yazmış burada, normalde eliksir projektör diye geçer. Kalkanlarınız da eliksir şart diye adlandırdığımız eliksirlerle basarız arkadaşlar. Üstüme onu almamışım, hemen bir bankadan alayım onu. Tipini, şanını, ismini de görün, yanlış olmasın. Şurada bir eliksir şeldimiz varmış. Güzel. Bir de eliksir şeldimiz var arkadaşlar. Eliksir şeld. Şimdi arkadaşlar, bu eliksirler 1 degre ile 8 degre arasındaki bütün itemlara artı basabilirsiniz. 1 degre, 2 degre, 3 degre bunlar nedir? Silahlarınızın, kıyafetlerinizin veya takılarınızın seviyesi, leveline göre verilen degre babındaki bir isimdir arkadaşlar. Peki, mesela benim şu an elimdeki silah 4 degre. Yani 4 derece diye yazıyor. Türkçesi derece, İngilizcesi degre arkadaşlar. Şu an elimdeki silah mesela artı 5. Bunu ben artı 3 olarak aldım, artı 5'e yükselttim. Peki bunu nasıl yükseltiyoruz? Arkadaşlar, her şehirde bulunan bir böyle göbekli bir dayımız var. Tamam mı? Bazılarında bayan olur, bazılarında erkek olur. İsmi mücevher ustası diye geçiyor. İngilizcesi de arkadaşlar takıcı diye geçirdiğimiz, takılar satan, takı işlerine yardımcı olan bir dayımız. Tıklıyorum üzerine. Al sat Çin malı var. Mesela gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, takı satıyor. Hem takı satıyor, gıdanın içinde ayrıca retin scroller falan satıyor. Geri dönüşünüzü sağlayacak itemler. Ayrıca simyada da artı basma taşları. Yani bunun için bir lucky powder'ımıza ihtiyacımız var. Normalde silahınıza lucky powder'sız artı basabilirsiniz. Ama artı basma rate'i çok düşükse artı basarken item'ın patlama ihtimali var. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Mesela ben şu an bir tane elime 20 level ay mührü, yani moon dediğimiz bir takı elime geçti. Şimdi buna ben artı 5 basacağım arkadaşlar. Nasıl basıyorum onu göstereceğim. Hem de siz de bu itemlarınıza basacak bilgiye sahip olacaksınız. Arkadaşlar, şuradan 3 degrelik bulmam lazım. Hotan'da olduğum için burada sadece 5 degre ve üstündeki lucky powder'lar var. Bunun için Dohang'a gitmem gerekiyor arkadaşlar. Belki Dohang'da da bulamayabilirim. Jangan'a gitmem gerekecek. Hemen buradan bir Dohang'ımıza gidelim. Dohang'ımıza ışınlandım. Şimdi buradan hemen bir takıcımıza gitmemiz gerekiyor. Takıcı ablamız, abimiz kimse artık. Mesela Hotan'daki şişko bir dayıydı. Buradaki ablamız arkadaşlar. Yani her yerde farklı olabilir ama isimler her zaman aynıdır. Bilginiz olsun. Mücevher uzmanı ablamıza girdim. Buradan simyadan 3 degremi alacağım. Tanesi 15k. Bu arada artı basmak gerçekten maliyetli. Ben 5 tane basacağım. 10 tane alsam ne kadar yapar? 150k. Aldım artık, yapacak bir şey yok ama çok para gitti be. Şimdi arkadaşlar, artıyı nasıl basıyorsunuz? Artıyı basmak için Y tuşuna basmanız gerekiyor. Y. Y'nin içinde neler var? Y'de birincisi arkadaşlar, artı basma işlemini burada yapıyorsunuz. 2. İç stat basma. Yani iç stat dediğim, girdiğiniz zaman mesela fiziksel atak gücü 252-290. Ayrıca parantez içinde %0 yazıyor. Buna iç stat denir. Bu iç statı yüzdesini arttırabilmek için arkadaşlar iç stat taşlarını düşürürsünüz. Magic Stone, Attribute diye geçen Attribution Stone. Bunların üstüne basarsınız. Soket basma, artı basma, iç stat basma, blue basma hepsini Y'ye basarak, Y butonundan arkadaşlar simya kısmında yapabilirsiniz. Mesela sök işlemini bile yapabiliyorsunuz. Item'ınızı söküyorsunuz. Mesela ben bunu koyduğum zaman bu da olmuyor herhalde. Void Ronda'ya sahip olmam lazım. Void Ronda satın alıyorsunuz. Item'larınızı kırdırabiliyorsunuz. Kırdığınız item'lardan mesela bunu kırdırırsam içinden eliksir AB düşebilir.
Elixir A düşerse artı 1'dir. Elixir B düşerse artı 2'dir. Elixir A'nın düşme ihtimali kesinlikle arkadaşlar normal item'ın artı 7'sinden tut sos silahların herhangi birinde düşer. Mesela düz bir silahınızı bozduğunuz zaman artı 5 artı 6 düşmez arkadaşlar, bilginiz olsun. Ama ay mührü ve güneş mühründe bozdurursanız arkadaşlar, büyük ihtimalle ay mühründe artı 5 artı 7 falan belki yapmanız gerekebilir. Rate'ini bilmiyorum, rate'ine kadar yüksek. Kırdırdığınız zaman elixir B verme ihtimali var, yani artı 2. Yani siz diyelim ki bu silah, ben artı 5 basmışım arkadaşlar. Elimde de bir tane 3 degre silahım var, sun. Onu kırdırdım, içinden elixir B verdi bana. Ben bu silahı aldım, artı basma kısmına koydum. Elixir B soketini bunun üstüne koydum. Artı 2 verdiği için artı 5'ten artı 7 oldu arkadaşlar. Şu an Myra serverinde dikkat eden varsa artı 10, artı 9, artı 8 basan arkadaşlar var. Yani dikkat edin, artı 8'e direkt basan kimse yok. Artı 7 yapıyor, üstüne elixir B basıp artı 9'a getiriyor. Artı 6 yapıyor, üstüne elixir B veriyor, artı 8 yapıyor. Ve artı 7 yapıyor, artı 8 yapıyor, artı 10'a bu şekilde çıkarıyor. Yani artı 10 yapsa, üzerine de elixir B bassa arkadaşlar, artı 12 mesela. Tabi artı basmak çok zor olduğu için ve artı 5'ten sonra silahın kaybolma riski olduğu için arkadaşlar zor. Peki nasıl silahımızı biz kaybetmeyeceğiz? Yani silahımıza bir şey olmasın. Artı 6 derken kaybolmasın. Arkadaşlar F10'da tıkladığınız zaman item mail'de giriyoruz arkadaşlar. Burada immortal ve astral denilen taşlar var arkadaşlar. Bakın Magic Stone of Astral. Level 1 2 tane varmış içinde büyük ihtimal. Anladım hani. 10 sirke 2 adet alıyorsunuz. Level 1, level 2, level 3. Bize ne lazım? Bu silah kaç? Level 4. Bana 4 dekre lazım. Yani 10 sik ödeyerek arkadaşlar içinde 2 tane var. Bundan satın alıyorsunuz. Silahınızın önce üstüne basıyorsunuz. Yani çantanızda olması size hiçbir ifade etmiyor. Silahın üstüne basmanız gerekiyor. Bastınız. Astral arkadaşlar bakın. Ekipman eşyalarınızdaki astral özelliği bir birim arttırır. Eğer bulunmuyorsa özellik eklenecektir. Astral özelliklere sahip eşyalar büyülenmediğinde büyü seviyesinin sıfırlanmasını önleyecektir. Önleme etkisi şu şekildedir. Eksi 4 büyü seviyesine. Yani şöyle arkadaşlar. Artı 5 bastık ya. Artı 6'ya geçirdik ya. Artı 7'ye denedik. Bu silah sayesinde artı 4'te kalıyor silahınız. Artı 4'ün altına düşmüyor. İmmortal taşlar arkadaşlar silahınızın kaybolmama riskini arttırıyor. Yani kaybolmuyor. Bastım, kaybolmadı kanka, kurtuldun. Çünkü mesela 42 artı 7 silahın var. Artı 9 basacaksın. Immortal bastın, astral bastın. Kaybolma riski yok. Bir de onlara çok dikkat edeceksin. Bir bitti mesela, unuttun. Bir bastın, bir kayboldu, silah gitti. Yok olur arkadaşlar, bilginiz olsun. Bir de silah basarken kırılma riski var. Üzerinde der ki, droplet sayısı azaldı. Hiç problem yapmayın arkadaşlar. Droplet taşı basıyorsunuz. Yani ismi Master diye geçer. Master Stone. Bunu basarsanız arkadaşlar silahınızın durabilitesi hayvan gibi artar. Normal hiç kırılmamış gibi o silahı da kullanabilirsiniz. Problem yapmayın. Evet arkadaşlar şimdi Magic Stone'umuzu aldık. Astral'imizi aldık. Artımızı basacağız. Değil mi? Şu an ben alamıyorum. Kusura bakmayın. Bu şu an silk yatırmaya gerek yok. Ben şimdi takımı artı basacağım. 10 tane aldım. Peki bu takıyı nasıl artı basayım? Kanka şimdi Dovahank çok dolu. Burada Dovahank'ta artı basmanızı tavsiye etmiyorum. Niye derseniz, oyun çok kasarsa basma ihtimalinde düşüyor. Çünkü oyun donduğu zaman hani biz böyle bir şeyimiz var biz. Kafamızda düşündüğümüz böyle yaparsak patlıyor, böyle yapmazsak patlamaz filan gibisinden böyle totemlerimiz var. Benim mesela totemlerimden üçünü söyleyeceğim size. Geri kalanını kendinize bulabilirsiniz. Kendi totemlerinizi yaratabilirsiniz. Mesela arkadaşlar birinci totemimiz bizim şurada. Çok insan bilmez, birçok insan bilir. Silk Road'ın eski oyuncuları kesinlikle bilir. Birincisi burası arkadaşlar. Burada artı basarız. İkincisi arkadaşlar hemen şu bölgede artı basarız. Buraya çıkarız abi. Şuradan şöyle otandan dışarıya bir selam veririz. Buraya geliriz. Burada artı basarız. Bir de atçının arka kısmı var arkadaşlar. Ben şimdi orada atçının arka kısmını da basacağım. Çünkü şu ana kadar bastım artı 5'lerin hepsini orada geçirdim. Şuradaki denediğim kısımlarda hiç başaramadım arkadaşlar. Şimdi hemen oraya gidelim. Atçının arkası. Atçıya gidiyorum. Bir sürü de yer var. Yani size anlatmadığım bir sürü yer var arkadaşlar. Bu arada Apophis hemen yanımdan geçti. Şimdi sana pot parası vereceğim ama az işim var. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Burada artı basacağım. İlk önce eli üzerinizde ise silahı yere koymanız gerekiyor. Takım benim şu an üstümde. Y'ye basıyorum. Şunu alıyorum. Şunu yanıma alıyorum. Ben nasıl artı bastığımı gösteriyorum. Siz nasıl keyfiniz nasıl istiyorsa. Silahımı koydum. Bunu nasıl koydun abi dersen alta basarak mouse'un üstüne tıkladım. Oraya koydu.
Yani şunu yapmadım. Götür buraya koy. Götür buraya koy. Götür bunu buraya koy. Buna hiç gerek yok. Nasıl? Alta basıyorum. Mouse'umun ön tuşuna tıkladım. Koydu. Alta basıyorum. Mouse'umun ön tuşuna koydum. Tıkladı. Şimdi arkadaşlar, normal item'e basarken nasıl yapacağınız totemi bilmiyorum. Nasıl yaparsanız yapın. Ama Sox Rate, yani Sox item'ları artı basarken şu dönen ışığı tam kaybolurken basıyorum arkadaşlar. Yıllardır öyle alıştım. Öyle yapıyorum. Hiç de hani bir sıkıntı olmadı. Şu an artı 1'e geçtim. Dönüyorum. Döndürdüm artı 2'ye. Yani biraz da rateler düşük. Bazen çok rahat basıyorum. Bazen hiç basamıyorum. Bastım artı 3'e. Şu an artı 2 oldu. Aha artı 3 de patladı. Patlama şeklini gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde patlıyor. Artı geçerken de parlıyor. Bu bayağı bir zorlaşacak. Artı 3'te bile bu kadar zorlandıysa. Artı 1. Bu arada şeyimiz bitti. Şuradan geçelim yine. Artı 2'mizi basalım. Artı 2. Ana artı 2'yi de basamadım. Opu, bayağı zor. Severim böyle şeyleri. Basmaz en son çöpe satar. Bas abi. Hadi artı 2. Tamam. Bura herhalde bana bugün totemin bunun kötü geldi. Başka yere geçeceğim. Hadi bas şu artı 3'ü. Aa, hemen başka yere geçelim arkadaşlar. Totemi kötü geldi. Şurada deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle burada denemek istiyorum. Hadi beni çok zorlaştırmasın ya. Hani 20 degrelik bir silahda bu kadar artı basma sıkıntı olmasın. Bu arada arkadaşlar, bazı insanlar şöyle bir şey yapıyor. Birkaç tane silah patlattıktan sonra artı basıyor. Yani bu şekilde de deneyebilirsiniz. Yani bunu ben artı 5'e denerken patladı. Artı 5 olan bir itemi artı 6 denerseniz geçme ihtimali artıyor. Ay, üzerimdeki şey bitti. Artı 2'de kaldı. Hemen şuradan yine gidip almam gerekiyor arkadaşlar. Lucky Powder. Lucky Powder'sız basmayın. Hani size kalmış tabii ki pahalı ama Lucky Powder size gerçekten %5, %10 daha fazla şans veriyor. Ayrıca aldığınız kostümler var ya, dressler arkadaşlar. Dress satın aldınız. Bunlardan üstüne, evet arkadaşlar, aldım geldim, biraz uzun olmasın diye video oraları keseceğim. O yüzden siz oraları görmeyeceksiniz. Bu arada dediğim gibi Lucky kıyafeti yapabilirsiniz. Nasıl mı yaparsınız? Dress satın aldınız. Dress'in içine iç statınız silahçıya gidip basarken içine şans basarsanız arkadaşlar 4 daha şans. Bir premium plus'ınız var. Size ne kadar şans veriyor bakalım hemen. Bakalım şanslı %5 artma. %5 şans veriyor. Üzerimize koyduğumuz Lucky Powder'da büyük ihtimal %1 veriyor. Etti %5. Bir de kıyafetten geliyor. Etti %4. Oradan geliyor %9. Yani %10'a falan tekabül ediyor. Eliksirin de belki bir şansı var. Hadi oradan diyelim. Yani kurtarmaya çalışıyoruz. %10 şansla artı basıyoruz. Ya geçerse. Ya artı 5 basarım diye düşünüyordum ama artı 3 bile geçiremedim ya. Şu an artı 3'ümü geçirdim. Arkadaşlar bakın. Aynı mührü 9.3, 8.7. Elimdeki silah 10.3, 9.4. Artı 5 yaparsam bu silah büyük ihtimal bu elimdekini geçer. 36'lı silah. Ay mührü olunca böyle tabii güçlü oluyor. Hadi oğlum bir artı 4 bize ver. Hadi 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 gözlerimi kapatıyorum hadi. Allah'ım geçmedi. Geçmiyor. 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 Ya bir takıya bu kadar. Yo, 300K para harcadım ama ha. Ayıp değil mi ya? Artı 2. Hadi oğlum. Artı 3. Tüh, Allah belanı versin. Tamam basmıyorum artık, yani yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Bir tane normal basayım. Artı 1 olsun. Burada geçmeyebilir. Lucky Powder'sı geçti. Bir daha basayım. Artı 2 geçerse artı 3'e Lucky Powder'la deneyeceğim. Ay geçmedi. Geç babacığım. Geç. Artı 1 yap. Güzel. Hadi bir artı 2 yap. Lucky Powder almak istemiyorum artı 2 için. Hadi bir artı 2 yap. Allah'ım bak. Artı 2'ye bile geçmiyor Lucky Powder'sız. Allah lanet olsun. Artı 1. Hadi oğlum. Hadi. Lan oğlum millet 6-7 degre. Aha geçti lan. Millet 6-7 degre artı 8 artı 9 başta anasını satayım. Ben 4 degreyiz. Artı basamıyorum ya. Hadi oğlum bir artı 3. Hadi. Hadi. Aslanım benim be koçum. Tamam abi artık artı basmayacağım. Yani zor yani cidden zor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Paranız çoksa eğer. Levelde kasma zorlaştığı için 30'a kolay kastınız. 40'a biraz daha kolay geldiniz. 40'tan sonra zorlaştı.
setinize her birine artı 3 basarak iç statlarını, iç blue'larını basarak da karakterin slotta ölmeme ihtimalini arttırabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bakın. Burada gördüğünüz gibi Attribution Stone'la Magic Stone taşlarımız var. Bunların birçoğu üzerinde yazar. Diyor ki mesela Magic Stone of Stamina level 6, yani 6 derece anlamına geliyor. Diyor ki sadece diyor baş, göğüs ve bacaklara basabiliyorsun. Üzerinde yazar arkadaşlar, silah türüne basarsın. Silah türü. Bu silah türü dediği de bu arada sadece silaha basıyorsunuz. Kalkan türü derse bilin ki bak koruyucu türü ve kalkan diyor. Koruyucu türü dediği kıyafet, kalkan dediği kalkanınız. Yani şeldiniz. Bunlara basıyor. Bu taşları üstüne basarak biraz daha kendinizi rahat ettirebilirsiniz. Bilginiz olsun. %100 yazınca bilin ki en iyisini basmışsınızdır. %10 yazıyorsa en kötüsüdür iç statlarda. Mesela bak burada ölümsüz 3 diyor. Bu ölümsüz ne bilmiyorum. Türkçe olunca biraz problem oluyor bizim için. Burada takılarım var mı? Bakayım diyorum. Zehirlenme mesela %3. %10 yani. Kötü. %60 full mesela. Burada ne var? %1 mesela bak. %10, %1. Yani %0. Ne işimize yaradı? Üzerinde herhangi bir özellik var ama o özellik size bir özellik vermiyor. O anlama geliyor. Bu kadar arkadaşlar video. Artı basma şekli böyleydi. Yarın konumuz skill nasıl kapatırız? Belki bilmediğiniz durumlar varsa yine skill'ler nasıl verilir onunla alakalı yine bir bilgi veririm. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Sağ olun kardeşlerim. Var olun. Sizi seviyorum. Videolarda görüşmek üzere. Bay bay.